Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala ahlihi ve sahbihi ecmain. İslam'da kurbanın önemli bir yeri vardır. Kurban çünkü ümmet arasında, ümmet fertleri arasında muhabbetin artmasına, kaynaşmanın vesile olmasına bir araçtır, bir vesiledir. Kurban sayesinde Müslümanlar birbirleriyle yakınlaşıyor. Zenginle fakir arasındaki uçurum kapanıyor ve yılın 12 ayında evinde et yemeyen bir insan kurban vesilesiyle et yediği zaman onu kesenin, ona ulaştıranın, ona vesile olanın hepsine dua ediyor. Allah razı olsun. Dua etmese dahi onun midesi o tadı gördüğü zaman o hayır sevabı, o hayır sahiplerine ulaşır. Bundan dolayı kurban kesmek İslam fıkhında Şafii mezhebine göre sünnet-i müekkededir. Hanefi mezhebine göre vaciptir. İktidari olup kurban kesebilen bir insanın kurban kesmesi vaciptir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iktidari olup da kurban kesmeyen biri bizim musallamıza yaklaşmasın. Musalla namaz kılınacak yer. Hazreti Peygamber döneminde bayram namazı çok kalabalık olduğundan camiden daha çok sahraya çıkıyordu. Meydanda bayram namazı kılınırdı ve bu bayram namazına herkes giderdi. Ama Hazreti Peygamber bir ilan yapıyor, duyuru yapıyor. İktidarı olup da kurban kesmeyen biri bizim musallamıza yaklaşmasın. Şimdi kurban kesmek, kurban çeşitleri vardır. Adak kurban vardır. Adak, adam adamış. Ben Allah için bunu keseceğim. Bu işim olursa ben bir kurban keseceğim. Şu hastam iyileşirse ben bir kurban keseceğim. Şu borçlarımı bitirirsem bir kurban keseceğim. Şu kazadan, beladan böyle sağ salim kurtulsam bir kurban keseceğim dediği zaman bir kurban onun üzerine vacip olur. Onu kesmek zorundadır. Ve o kurbanı kestiği zaman kendisi ondan yiyemez. Ev halkına da yediremez. Nasa dosta komşuya da dağıtamaz. Sadece zekat gidilecek kişilere verir. Fakirlere, yoksullara. Fakirlere, yoksullara. Onların hakkıdır. Adak olduğu zaman doğrudan onların hakkı oluyor. Sen onların hakkını alıp başka birine veremezsin. Akika kurbanı çocuk doğduğu günden 7. güne kadar, o bir haftalık süre içinde kesmek sünnettir. Ama o süre içinde kesmediyse sonra kesebilir ta 15 yaşa kadar. O çocuk buluğ çağına ulaşınca artık ona, kendisine vacip oluyor bir akika, bir kurban kesmek. O duruma ulaşmışsa o zaman kestiği zaman artık kendisi kesecek, velinin üzerinden kalkar. Bunun akika kurbanı vardır. Akikanın da yani kendisi de ondan yiyebilir ama akikanın da daha çok fakirlere ve komşulara da verilebilir akika kurbanı. Onlara da verilebilir. Bu şekilde yani akikanın biraz daha farklı boyutları vardır. Hatta kimi alimlere göre pişirip yedirmek, kimi alimlere kemiklerini kırmadan böyle o eti dağıtmak. Fakat maalesef bunlar yerine getirilmiyor. Bu kaideler, kurallara uyan yok yani. Hemen kesip doğruyorlar, poşetliyorlar ve dağıtıyorlar. Bunda bir sakınca yok, olabilir. Kim veriyorsa Allah için, Allah kabul etsin yani. Şu da var, günümüzde şimdi bu kurbanları yerine ulaştırmak için kendini ortaya koymuş olan hayır kurumları vardır. Vakıflar var, dernekler var, cemiyetler var, medreseler var.
böyle bu şekilde kurumlar var. Kur'an kursları. Kur'an kursları var. Kurbanı alıp bunlara teslim edebilir. Onlara teslim ettiği zaman güzel bir metotla, yani diyelim o kendisi kurbanı kesip dağıtsa belki 5-10 kişiye ulaştırır ama o vesileyle o kurban eti belki 20 kişiye, 50 kişiye yetişebilir parça parça olarak. Daha çok insana ulaşır. Ve daha çok hayrın hasıl olmasına sebep olur. Bazen fakirler arasında da öncelik sonralık durumu vardır. Aç insan daha aç ve daha çok aç insan vardır. Örneğin Afrika'daki insanlar, açlıktan ölen insanlar vardır. Örneğin Yemen, Filistin'deki insanlar savaş mağduru, evi barkı başlarına yıkılmış insanlar vardır. Oralara kurbanını göndermek önemlidir. Yani oraya, oradaki insanlara, onlar daha muhtaçtır. Burada örneğin Türkiye'de genelde bu fakir her yerde var. Ama buranın fakiri oranın zenginidir diyebiliriz. Oranın zengini seviyesindedir. Çünkü orada adam kuru ekmek bulamıyor. Bir çorba kaynatıyor. Ondan sonra o ekmeğini, kuru ekmeğini içine doğruyor. Havuçla böyle ham 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 alıp yiyor yani. Açlıktır. Açlık kemiği çiğnetir insana. Kemiği, ah buyurun, hayvanlar gibi o kemiği çiğne çiğne yiyen insanlar olmuş yani. Hayvan derisini kurumuş olan post, onu suya atmış, suda kaynatmış, o suyunda belki bir miktar gıda vardır. Vücuduna biraz güç verir, o suyu içerek hayata tutunmaya çalışmış insanlar tarihte olmuş, günümüzde de var. Bunu bulamayan insanlar vardır. Ah buyurun, yenilmeyecek hayvanların etlerini, köpek, kedi gibi hayvanları kesip yiyip hayata tutunmaya çalışan insanlar vardır. Rabbim bizi o açlığa terbiye etmesin. Kurban bayramında durumu iyi olan insanın mutlaka kurban vermesi lazım. Durumu iyi olan, Hanefi mezhebinde bir evde evin reisi kesse diğerleri üzerinden de bu vücubiyet kalkıyor. Şafii mezhebinde sünnet-i müekkededir. Aslında yani sünnettir denildiği zaman sanki önemsizdir. Böyle bir yanlış mefhum, yanlış anlaşılma vardır. Öyle değildir. Aslında Şafiilerdeki sünnet-i müekkede Hanefilerdeki vacibin karşılığıdır. Vacibin karşılığıdır. Yani o denkte önemli bir ibadettir. Bu ibadeti ihmal etmemek lazım. Gücü yerinde olan bir insanın kurban bayramı günü, ki kurban bayramı gününden ta teşrik günlerine kadar da bu 3-4 gün böyle devam edebiliyor. Kurban kesme süresi, kurban kesmeyi tavsiye ediyorum. Ertelenmeleri lazım. Çünkü kurban demek karube kökünden geliyor. Yakın olmak, yaklaşmak. İnsan kurban kesmekle kime yaklaşıyor? Allah'a. Bizim kestiğimiz kurbanın eti Allah'a ulaşmıyor. Kanı da ulaşmıyor. O yere dökülüyor. Et de fakir fukaranın midesine giriyor. Bizim midemize giriyor. Allah'a ulaşan bizim takvamızdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ulaşan kurbanın ne kanıdır, ne etidir. Ona ulaşan sizin takvanızdır. O takva ile kurban kesmek lazım. Yani imkanı olmayan insanlar dahi kendini zorlayıp kurban kesmelerini biz tavsiye ederiz. İmkanı var ama kesmemeye çalışıyor, kaçınıyor ise yazıklar olsun. Yazık. Ki bu bizim bayramımızdır ya. Bu bayram kurbanla bayram oluyor ha. Kurbanla bayram şenleniyor. Herkes gülebiliyor. Herkes keyifleniyor. Yani aile fertleri dahi kurban bayramında evde bol bol et yedikleri zaman
hoş oluyorlar, akrabalar daha rahat oluyor, mutlu oluyorlar. Yani bayram güzellik, bayram bu şekilde olur yani. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın bütün Müslümanların huzuruna, mutluluğuna, dini, dünyevi ve uhrevi saadetlerinin teminine vesile olmasını diliyorum. Bayramın bayram olması için bizim bayram yapamayan, yani kurban kesemeyen, aç, yoksul, sefillerle birlikte olmayı tavsiye ediyorum. Darda ve zorda bulunan kim varsa, ümmetin hangi coğrafyasında olursa olsun, Rabbim onlara bir hayır kapısını açsın, bir fereç kapısını açsın, onları da genişliğe, mutluluğa kavuştursun. Bize de onlara yardımcı el olmayı nasip etsin. Şimdiden herkesin bayramını tebrik ediyorum.